Bu videoda aksiyon potansiyellerinin ya da diğer adıyla eylem akımlarının tetikleyici bölgede nasıl oluştuğunu ve akson ucuna kadar nasıl ilerlediğini anlatacağım. Her zamanki gibi buraya yine oldukça orantısız bir nöron çizdim. Ama siz boyutlara çok takılmayın, sonuçta bu şematik bir çizim. Kırmızıyla çizdiğim yumru biçimindeki kısım soma, yani sinir hücresinin gövdesi. Yeşille belirttiğim bu kocaman uzantı ise akson. Özellikle kocaman çizdim ki içine başka şeyler de çizebileyim. Ve tabii grafiğimiz. Y ekseni membran potansiyelinin voltaj değerini, x ekseni ise zamanı gösteriyor. Aksiyon üzerinde gördüğünüz bu karecikler de farklı türdeki iyon kanallarını temsil ediyor. Açık gri ile çizdiğim kanallar sızıntı kanalları. Nöron dinlenim potansiyeli başlıklı videoyu izlerseniz veya izlediyseniz hatırlayacaksınız. Bu kanallar her daim açık. Diğerlerinden farklı olarak kapıları yok. Fakat, Ligand kapılı iyon kanallarını kastetmiyorum. Yani soma ve dendritler üzerindeki nörotransmitter reseptörlerini. Zaten onları buraya çizmedim. Aksiyon potansiyellerinin işleyişini anlatabilmek adına bu videoda sizlere yepyeni bir iyon kanalı türünden söz edeceğim. Koyu gri renkle çizip köşelerine minik V harfleri kondurduğum bu kanallar hakkında konuşacağım. Bunlar voltaj kapılı iyon kanalları. Bir aksonun membranı üzerinde çok sayıda voltaj kapılı iyon kanalı bulunur. Ve membran potansiyeli eşik değerin üzerine çıktığında bu kanalların birçoğu açılır. Önceki videolarda eşik potansiyelinden söz etmiştik. Tüm bu sayılar ya da voltaj değerleri nöronun türüne göre ufak tefek farklılıklar gösterse de ortalama değerler bu grafikte gördüğünüz gibidir. Pek çok nöronda membran dinlenim potansiyeli eksi 60 milivolt dolayında kesik çizgilerle belirttiğim eşik potansiyeli ise yaklaşık eksi 50 milivolt. Eşik potansiyeli oldukça önemli. Voltaj kapılı iyon kanallarının açılıp açılmayacağını belirliyor. Süreci nasıl işlediğine gelecek olursak, öncelikle uyarıcı kademeli potansiyellerin bir araya gelerek oluşturduğu temporal ve spasyal sumasyonun ya da zamansal ve mekansal birikiminde diyebiliriz. Yeterli güce ulaşıp eşik değere yaklaşması gerekiyor. Peki nerede? Tam da aksonun hücre gövdesinden çıktığı şu bölgede. Hatırlayacağınız gibi buraya tetikleyici bölge deniyor. Çizerek anlatsam daha iyi olacak. Şunlar hücre gövdesini kaplayan membrandan akson köküne yani tetikleyici bölgeye doğru yayılan temporal ve spasyal tümasyonlar olsun. Tabi bu birikim eksitatör yani uyarıcı potansiyellerden oluşuyor. Bu voltaj kapılı iyon kanalı burada meydana gelen voltaj farkını algılayabilecek bir mekanizmaya sahip. Eşik potansiyeli aşılır aşılmaz kapı dolayısıyla kanal açılacak. Ve buradaki kanallar birer sodyum kanalı olarak görev yapacak. Yine hatırlayacağınız gibi sodyum iyonlarını etki eden elektrik ve difüzyon kuvvetleri bu iyonları olanca gücüyle nöronun içine doğru itiyor. Bu voltaj kapılı sodyum kanalı açılınca pozitif yüklü sodyum iyonları da buradan nöronun içine hücum ediyor bir anda. Böylelikle membranın bu kısmında içeride yani içerideki tüm bu pozitif yüklerde ne oluyor? Depolarize oluyor. Diğer bir deyişte elektrik potansiyel farkı azalıyor. Bu durum şiddetli bir zincirleme reaksiyonu da beraberinde getiriyor. Voltaj kapılı diğer sodyum kanalları da harekete geçiyor, kapılar açılıyor ve içeriye daha da fazla sodyum iyonu hücum ediyor. Böylece hücre zarı daha da depolarize oluyor. Bu da bir sonraki voltaj kapılı sodyum kanalının açılmasına neden oluyor. Peş peşe devrilen domino taşları gibi bu sodyum kanalları da birbirinin ardı sıra hızla açılıyor ve aksonun ucuna doğru yayılan bir depolarizasyon dalgası başlıyor. Tetikleyici bölge bu voltaj kapılı sodyum kanallarının en yoğun bulunduğu yer. Bu yüzden de aksiyon potansiyelleri genellikle bu bölgede doğuyor. Bu kanallar peş peşe açılınca hücre zarının sodyum geçirgenliği önemli ölçüde artıyor. Sürecin başındaki ilk hareketlilikle zaten yükselmiş ve eşiğe yaklaşmış olan membran potansiyeli sodyumun oluk oluk hücre içine akmaya başlamasıyla daha da tırmanıyor ve sodyumun denge potansiyeli olan artı 50 mV değerine ulaşmaya çalışıyor. Voltaj kapılı çok sayıda kanalın birbiri ardına açılması membran potansiyelini hızla çok yüksek değerlere tırmandırıyor. Bu sürece aksiyon potansiyelinin tırmanma safhası diyoruz. Yani şimdi hücre zarının iç tarafı çok daha pozitif durumda. Yani dinlenim potansiyelinin tam tersi. Hatırlayacağınız gibi normalde yani dinlenim potansiyelinde membranın iç kısmı dışarıya göre daha negatif yüklü olurdu. Ama artık içeride çok fazla sodyum iyonu var ve iç taraf dışarıya göre daha pozitif halde. Ne var ki bu hızlı yükseliş sodyumun denge potansiyeline ulaşamadan artı 40 mV dolaylarında birden kesiliyor. Bunun nedeni voltaj kapılı sodyum kanallarının daha yüksek potansiyel değerlerinde otomatik olarak kapanmaya başlaması. Kapıların birbiri ardına kapanması sodyum akışını durduruyor. Kapanan her bir kanal inaktif duruma geçiyor ve bir süreliğine hücre zarı potansiyelindeki hiçbir değişikliğe tepki vermiyor. Şimdi grafiğimize dönelim. Evet, tırmanış böylelikle artı 40 mV civarında son buluyor. Kısa bir duraklama. Burası artık zirve noktası. Sonraki aşamada aksiyon potansiyeli yine büyük bir hızla düşüşe geçiyor. Fakat öyle bir düşüş ki membran potansiyelini başlangıç noktasının da altına çekiyor dinlenim değerinin yani eksi 60 milivoltun altına inen potansiyel bir noktada tekrar duraklıyor. Aksiyon potansiyelinin düşüş safhası diyebileceğimiz bu sürece aslında nöron dışına çıkan potasyum iyonları yol açıyor. Potasyumun hücre dışına çıkması ise birkaç farklı tip kanalın marifeti. Bunlardan ilki membran dinlenim potansiyeli başlıklı videodan hatırlayacağımız sızıntı kanalları. Dinlenim durumunda potasyum iyonları az miktarda da olsa sızıntı kanallarından hücre dışına çıkıyor. Fakat bu süreçte dışarı çıkan potasyum miktarı çok daha fazla. Şimdi yani şimdi çıkan dinlenimde çıkan az da burada çıkan çok daha fazla. Bunun nedeni aksiyon potansiyelinin bu safhalarında hücre zarı potansiyelinin pozitif olması. Yani bu evrede hem difüzyon hem de elektrik kuvveti potasyum, potasyumu hücre dışına itmeye çalışıyor. Bu yüzden dinlenim durumundakinden nazaran çok daha fazla potasyum iyonu hücre dışına sızıyor. Potasyumun nöron dışına çıkmasına imkan veren bir diğer kanal ise voltaj kapılı potasyum kanalı. Membran potansiyeli eşik değeri aştığında bu kanallar açılıyor. Fakat voltaj kapılı sodyum kanallarından farklı olarak açılmaları biraz daha zaman alıyor. Kısaca tekrar özetlersek, Önce, Voltaj kapılı tüm sodyum kanalları açılıyor. Pozitif yüklü sodyum iyonları nöron içinde cüm ediyor. Bu da ne yapıyor? Aksiyon potansiyelini tırmandırıyor. Daha sonra yavaş çalışan voltaj kapılı potasyum kanalları açılıyor. Potasyum daha yüksek bir debiyle hücre dışına akmaya başlıyor. Bu da aksiyon potansiyeli hızını, aksiyon potansiyelini yani hızla düşürüyor. Tabii aksiyon potansiyelinin düşüşü bir noktada duruyor. Çünkü nöronun iç tarafı artık yine önceki negatif haline geri dönmüş oluyor. Yani potasyum sızıntı kanallarından hücre dışına iten kuvvetler artık eskisi kadar etkin değil. Voltaj kapılı potasyum kanalları düşük potansiyel değerlerinde otomatik olarak kapanıyor. Tıpkı yüksek değerlerde otomatik olarak kapanan sodyum kanalları gibi. Ne var ki voltaj kapılı potasyum kanalları sodyum kanallarına göre daha yavaş açıldıkları gibi daha yavaş da kapanıyorlar. Yani potasyumun hücre dışına akışının kesilmesi biraz daha zaman alıyor iyice aşağılara çekilen aksiyon potansiyelinin tekrar dinlenim değerlerine dönmesi de zaten bu yüzden yavaş oluyor. Voltaj kapılı potasyum kanalları yavaş yavaş kapanırken hücre zarının potasyum geçirgenliği de normal seviyesine geri dönüyor. Yani dışarı akışın sadece sızıntı kanallarından olduğu dinlenim durumuna. Potasyum geçirgenliği düşük debili normal seyrine dönerken membran potansiyeli de yavaş yavaş dinlenim değerine dönüyor. Grafik üzerinde böyle bir seyir ortaya koyan aksiyon potansiyeli şurada. Tetikleyici bölgede başlıyor ve dalgalar halinde akson ucuna kadar ilerliyor. Voltaj kapılı sodyum kanallarının açılmasıyla başlayan depolarizasyon dalgası adeta bir tsunamiye dönüşerek akson ucuna doğru hızla ilerlerken hemen ardından sızıntı kanalları ve voltaj kapılı kanallardan dışarı çıkan potasyumla büyük bir hiperpolarizasyon dalgası oluşuyor. Önce hızlı bir tırmanma sonra kısa süreli bir duraklama ve nihayet hızlı bir düşüş. Aksiyon potansiyelinin dinlenim değerinin de altına indiği ve bir noktada duraklayıp yavaş yavaş yeniden eksi 60 mV üzerine tırmandığı bu safhaya hiperpolarizasyon sonrası safha diyebiliriz. Bu safhaya refrakter dönem ya da duyarsız dönem de deniyor. Bunu yazalım. Refrakter parantez içinde duyarsız dönem. Bir de ok işareti çıkaralım. İşte şurası. Bu safhada hücre zarının o kısmında bir diğer aksiyon potansiyelinin oluşması çok zor. Hatta imkansız. Duyarsız dönem diye adlandırılması bu yüzden. Refraktör dönemde aslında iki ayrı aşamalar oluşur. Bunlardan ilki mutlak refraktör ya da mutlak duyarsız dönem. Mutlak denmesinin sebebi voltaj kapılı sodyum kapılarının kapandıkları an inaktif yani atıl duruma geçiyor olmaları. Bu kanallar inaktif hale geldiklerinde kısa bir süreliğine de olsa tüm uyarıcı sinyal girdilerine duyarsız kalıyor. Kesinlikle açılmıyorlar. Yani bu süre zarfında ikinci bir aksiyon potansiyelinin oluşması mümkün değil. İkinci aşama ise relatif yani nispi ya da göreli duyarsız dönem. Bu süreçte voltaj kapılı sodyum kanalları tekrar işlevsel hale geliyor ve depolarizasyona tepki verebiliyorlar. Fakat bu safhada yeni bir aksiyon potansiyelinin oluşması o kadar da kolay değil çünkü hücre zarı hala hiperpolarize durumda yani dinlenim potansiyeli değerinin altında. Bu yüzden göreli duyarsız dönemde yeni bir aksiyon potansiyelinin oluşabilmesi için normalde olduğundan çok daha fazla uyarıcı girdiği ihtiyaç var. Duyarsız dönemin üstlendiği önemli bir rol aksiyon potansiyelinin tek yönlü yani tetikleyici bölgeden aksiyon ucuna doğru ilerlemesini sağlamak. Eylem akımının U dönüşü yapıp başladığı yere dönmesi mümkün değil. Çünkü geride bıraktığı membran ya da hücre zarı artık duyarsız halde. Kendi kendine aksi yönde tetiklenemeyeceği için mecburen istikamet aksonucu.